İki Mühendis kanalında yeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Ben Mert Sezer. Ben Cem Kapadar. Bugün kitap konuşuyoruz efendim. Hem de çok önemli güzel bir kitap konuşuyoruz. Oğuz Atay'ın Bir Bilim Adamının Romanı adlı eserini, Mustafa İnan'a anlattığı eseri konuşacağız. Cem abi daha önceki videolarda bu kitaba bayağı bir değinmiştin. Hatta bu kitapla ilgili yorumlar da gelmişti, sabırsızlıkla bekliyoruz diye. 55. basımı galiba değil mi bu kitabın? Evet, yani... evet. Ben daha önce bende vardı bu kitap, bir arkadaşıma verdim ve geri gelmedi. Hangi arkadaşım olduğunu aldım. Hatırlamıyorum. 55. baskı ve çok mutlu oldum bundan dolayı. Fakat şu önemli arkadaşlar, umarım bizim video seyredildikten sonra bu baskı sayısı daha fazla artar. Umarım. Bizi seyretmeseniz de bu kitabı mutlaka okuyun derim. Mustafa İnan'ın hayatının güzelliği kadar Oğuz Atay'ın kaleminin o ikisinin birleşmesi muhteşem bir eseri. Ve hayatın ikisini bir araya getirmesi. Evet. Oğuz Atay'ın Mustafa İnan'ın öğrencisi olması. Bu ne kadar güzel bir tesadüf. Kendi öğrencisi Türkiye'nin tarafından. Türkiye'nin en büyük edebiyatçılarından biriyle Türkiye'nin en büyük bilim adamlarından biri hayatının bir döneminde karşı karşıya geliyorlar. Ve hayatın edebiyatçı cilvesi. Olan da alıyor bunu bir romana çeviriyor. Kaderin cilvesi olsa gerek herhalde. Evet, hayata hediyesi. Ama Oğuz Atay da kaderi boş bırakmayıp bunu bir kitapla taşlandırması çok güzel. Hikayenin başlangıcında da zaten profesörün onu elinden tutup yanması. Evet. Kitap zaten hikaye içinde bir hikaye dinliyoruz. Aynen. Çok güzel bir şekilde kurgulanmış bir hikaye. Şimdi bu kitabı Mustafa İnan'ı konuşacağız. Mustafa İnan kimdir? Mustafa İnan'ın hayatı nasıl geçmiştir? Ne zorluklardan nerelere gelmiştir? Bu kitap onu anlatıyor efendim. Yani bir Türk bilim adamının bilime, ülkesine, öğrencilerine katkısını bu kitapta çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bilim adamlarını, özellikle ülkemizdeki bilim adamları, dünyadaki önemli bilim adamlarını okuduğum zaman biyografilerini şunu gördüm Cem abi. Hep bir merak, hep bir öğrenme arzusu içindeler. Feynman'ın kitabını okumuştum. O da çocukken otellerin radyosunu tamir eden bir insan. Mustafa İnan keza öyle. Çocukken yani ilkokul, lise çağlarında arkadaşlarına ders veren bir insan. O yüzden merak etmek, öğrenme isteği hepimizin içinde var. Önemli olan onu çıkarabilmek. O yüzden merak edin, bol bol okuyun, bol bol araştırın diyerek söze başlamak istiyorum. Cem abi, bu kitapta Mustafa İnan'da senin böyle genel bir çizgi çizersek, en hoşuna giden Mustafa İnan böyle biriymiş, bunlar olmuş diyebileceğim böyle bir konu başlıkları. Şimdi iki nokta var arkadaşlar, beni gerçekten etkileyen ve iki geniş bir açıyla bakarsak iki nokta. Birincisi, Mustafa İnan çok yönlü bir insanmış. Sadece bir mukavemet profesörü, sadece bir rektör, İTÜ'de rektör, dekan değilmiş. Çok 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 yönlü bir insanmış. Mustafa İnan'ın eşi Cale Hanım'a yazdığı mektuplar var. İnanın o mektupları okuyun. Çünkü bilmiyorum, vaktimiz kalırsa belki bir kısmını biz burada okuyabiliriz. Sanki Kafka'nın Milena'ya mektupları gibi. Ya böyle bir edebi derinlik yani çok az rastlanır. Keza Fuzuli divan edebiyatından etkilenmiş. Zaten çok seviyor. Çok seviyor da. Ve ayrıca mesela kelimelerin yapısı üzerinde kafa yormuş. Bu kelime nereden geliyor? Bu kelime nereden geliyor? Hatta Türkçeyi bırakmış, İsviçre'deki kelimelerin dahi ana yapıları üzerine merak salmış. Şimdi merak deyince aklıma Einstein'ın çok meşhur sözü gelir. Einstein'e sorarlar işte, bu başarının altında ne vardı senin dediğinde Einstein der ki, sadece biraz meraklıyım. Arkadaşlar o biraz merak sizi inanamayacağınız farklı yerlere götürür. Bu merak çok önemli. Mustafa İnan'da birinci gördüğümüz konu bitmez, tükenmez bir merakı var. Evet. Öğrenme isteği. Öğrenme isteği. Hemen bence taze oğlu Hüseyin İnan'ın son bölümde, son söz olarak, son sözünde Mustafa İnan'ın çok yönlüyle ilgili yazdığı küçücük bir şeyi okumak istiyorum. Babam kendi ihtisas sahasının dışındaki konularla da ilgilenen çok yönlü bir bilim adamı olma yeteneğine sahip idi. Matematiğin, dil, müzik ve tarih gibi konularla olan ilişkisini araştırmış ve bu konularda konferanslar vermişti. Bu şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi'nin dışında da çok tanınır ve aranır bir kişi olmuştu. Müziğin çok yönlülük, içinde, çok yönlülük. Müziğin içinde matematiğin, dilin dil, içinde. Müzik ve tarih gibi konularla olan ilişkisi, matematikle olan ilişkisi. Yani Mustafa İnan aynı zamanda çok ciddi bir matematikçi.
yine Türkiye'de bu konudaki en önemli matematikçilerden biri, zaten ön sözünü yazan Cahit Arf. Cahit Arf'ın ön sözünde de Mustafa İnan'ın bambaşka bir özelliğinin altını çiziyor Cahit Arf. İyi insan olması. Evet. Mustafa İnan çok iyi bir insanmış. Çok iyi bir insanmış. Çok gönlü ve çok iyi bir insan. Bence şu iki özellik hayatta galiba birçok şeyi getirecek bir şey. Aynen. İyi insan olmak ve çok gönlü olmak. Cahit Arf ne diyor bakın Mustafa İnan için ön sözünde? Çok kısa. Mustafa İnan'ın doğuştan olacak, doğrudan doğruya algılanamayan şeyleri sezebilme hususunda olağanüstü bir hafızası vardı. Bunların ötesinde de mükemmel bir insandı. Bu iki konunun çok önemli. Hep diyoruz ya önce insan diye. Yani önce, hani, insan. Önce insan Mustafa olmak. Mustafa İnan önce insanmış. Önce insanmış. Ben özellikle İsviçre'den ülkesine döndüğü zamanki insanlara verdiği cevapları, neden döndün diyen insanlara verdiği cevapları okuduğum zaman onu anladım. Ülkesi, milleti ve hani insanlık için çabalaması çok ayrı bir insanlık. Gerçekten hani tavsiye ediyorum. Özellikle üniversitede okuyan okumayan herkesin bu kitabı okuması gerekiyor. Çünkü ülkemizin belli sayıda bilim adamları, dünyaya mal olmuş bilim adamları var. Bunlardan birisi de Mustafa İnan. Mustafa İnan çok büyük bir öğretici, öğretmen. Yani öğretme aşkı kesinlikle bitmiyor. Kesinlikle. Kitabın bir yerinde hatta bir bölüm var. Herkes üniversitede kendi bildiğini kendine saklarken, işte doktora, doçent olayım, profesör olayım diye bilgilerini saklarken, Mustafa İnan her şeyini öğretmek yanına, ilk doktorayı yaptıran bu arada teknik üniversitede. Asistanlarını topluyor, ekol, herkese her şeyi öğretme derdinde. Yani bugün bile, hani herkesi tabii ki genellemek olmaz ama bu kadar çok öğretme aşkıyla yanan bir eğitimci herhalde parmakla gösterilebilir yani. Kesinlikle. Arkadaşlar eğer, hani böyle klasik bir laftır belki ama, tek bir kitap okuyacağım ya, başka da bir kitap okuyamıyorum. Benim bir tane, o kitap ne olsun derseniz, o kitap bu olsun. Neden? Özellikle mühendis arkadaşlarıma, sadece inşaat mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, elektrik mühendisi arkadaşlarıma da şunu söyleyeceğim. Bu kitabı okuduğunuz zaman hayata mühendis gözüyle bakıyorsunuz. Mustafa İnan'ın, şimdi iki bölüm okuyacağım buradan, hayatın içine mühendisliği nasıl geçirdiğini görüyorsunuz. Mühendis gözüyle hayatın içine mühendisliği geçirmek. Konuşmuştuk ya ilk videolarda da hayata mühendis açısıyla mühendis bakabilmek. Mühendis gözüyle bakabilmek. Bir bunu bu kitapta görüyorsunuz ve ben de bunu yapabilirim diyorsunuz. Çünkü gayet güzel bir mühendislik eğitimi alıyorsunuz. İkinci konuda Mustafa İnan'ın bu merak edilesi değerli hayatını çok önemli bir kalemden, Oğuz Atay'dan okuyorsunuz. Tabii. Hikayeyi esas... Çok önemli. Ve daha sonra da ben size tavsiye ederim. Zaten siz bence tavsiye etmeden yapacaksınız. Oğuz Atay'ın diğer kitaplarını okuyun. Korkuyu Beklerken'ki öykülerini okuyun. Demiryolu hikayecilerini okuyun. Babasına yazdığı mektubu okuyun. Oğuz Atay'ı okuyun. Oğuz Atay için bir kapı aralıyor hayatınızda. Evet. Aslında. Kalemine şahit kalemine oluyorsunuz. Şahit oluyorsunuz. Şimdi biz aşağıda Mert'le konuşurken ben görüyorsunuz kitapta bu kadar yer var. Bunları okuyacağım dedim. Ben dedi abi kimse seyretmez o videoyu dedi. 3 saat sürer ve hiç kimse seyretmez. İnsanlar seyrederken uyur falan dedi ve böyle dayanamıyorum. O kadar çok bölüm var ki burada okuyacağım. Sende de Mustafa İnan gibi bir paylaşma öğretme isteği var Cem abi. Onu söyleyebilirim. Evet, evet o da var. Bir de bunları sizlerle paylaşmak istiyorum ama tabii bu video. Şöyle yapalım mı o zaman? Süresi yetmeyecek. Sen hayır bunları okumaya devam edeceğim. Şöyle yapalım. Sen bunu paylaşmak istiyorsun. Gel aşağı güzelce yorum yazan, bizlere desteği sunan iki kişiye bu kitaptan hediye edelim. Kesinlikle. Ne dersin? Tamam. Kesinlikle. Aşağıya yorumla bu kitaptan almak isteyenler olursa iki kişiye hediye edeceğiz. Tamam. Sen Mert'cim bunun tamam. Kriterlerini. Ben halledeceğim onu. Mert'te. Hop. Sevgili Mert'te. Peki. Gelelim bu mühendisi hayatına nasıl geçirmiş? Şimdi iki tane ilginç anısı var. Şöyle birincisi Mustafa İnan'ı biz 57 yaşında kaybetmişiz ki bu son derece dramatik. Böyle değerli bir insanı bu yaşta kaybetmiş olmamız. Ve işte son günlerinde Almanya'da Freiburg şehrinde hastanede ölümle savaşırken yaşadığı bir olayı okumak istiyorum. 1967 yılının sıcak yaz aylarında Almanya'nın Freiburg şehrindeki hastanede ölümle savaşırken bile hocalığını unutmamıştı. Artık serumla yaşıyordu. Doktor hemşireye talimat vermişti. Serumu hiç kesmeyeceksiniz. Mustafa İnan bir süre dalgın gözlerle onları seyretti.
Sonra kendini kaybetti. Gece uyandığı zaman odada yalnızdı. Serum şişesine takıldı gözü. Düzenli damlalarla akıyordu sıvı. Sonra da saatine baktı bir süre. Sonra gene sıvı damlalarını izledi. Ve telaşlı bir harekette zile basarak hemşireyi çağırdı. Bu serum yetişmeyecek sabaha kadar dedi uykulu gözlerle kendine bakan kadına. Dakikada 40 damla da akıyor. 25 damla 1 santimetre küp ettiğine göre bu gidişte gece yarısından önce taktığınız şişe biter. Nöbetçi hemşireye talimat vermezseniz yarın doktordan iyi bir azar işitirsiniz. Hemşire hayretle bu soluk yüzlü adama bakıyordu. Mustafa İnan gülümsedi. Merak etmeyin, hesap tamamdır. Çocukluğumda bir eczanede çıraklık yapmıştım da oradan kalmış aklımda. Mustafa İnan bu. Ölüm döşeğinde serumdaki akan damlaları sayıp oradaki santimetre küple toplam serumun hacmine bakıp yetmeyeceğini hesaplıyor. Bir de keyifli bir anısını okumak istiyorum buradan. Arkadaşlarla birlikte bir haneye gitmişlerdi. O gün salonda bir balo veriliyordu. Düzenlenen eğlenceler arasında bilgi ve tahmin yarışması da vardı. Bir adam elinde orta boylu bir lavabo ile sahneye çıktı. Söyleyin bakalım bu lavabo kaç damla suyla dolar? Tam Mustafa İnan'ın konusu. Aynen. Çocukluğumda annem beni boş gezmeyeyim diye yaz ayları boyunca muhtelif esnafın yanına çırak yollardı. Evet, yani geçim sıkıntısından filan değil, boş gezmesin diye. Bir sene kuyumcu yanında, bir sene de eczanede çalıştım. Ve aklımda kaldığına göre 25 damla 1 gram eder. Yani 1 santimetre küp. Lavabonun enini, boyunu, derinliğini şöyle bir tahmin ettim. Ona göre bir rakam buldum ve arkadaşlarıma söyledim. Netice itibarıyla 3 şişe şampanya bizim masada toplandı. İşte mühendisliği hayata geçirmek bu arkadaşlar. Aynen. Zaten kendisi de mühendislik fakültesini bitirdikten 7 yıl sonra profesör oluyor. Yani muhteşem bir vizyonu, bilgisi ve o bilgiyi anında pratik bir şekilde kullanılabilecek bir altyapısı var. Bu da Mustafa İnan'ı ülkemizin değerli bilim adamlarından birisi yapıyor. Bir küçük noktaya tabii girebilir ki, miyim? Tabii ki. Mert, şimdi unutmadan bunu da paylaşmak istiyorum. Mustafa İnan Adanalı biliyorsunuz ve Adana şivesini de hiçbir zaman bırakmıyor. En son zamanına kadar o şivesiyle konuşuyor, Adanalı'nı koruyor ki bu bence son derece değerli bir şey. Geldiği yerle temasını bırakmıyor. 4 yaşındayken Mustafa İnan damdan düşüyor. Ha bir de şunu size söyleyeyim. Mustafa İnan'dan önce burada kitapta tam sayısı yazılmamış ama Mustafa İnan annesi ve babası çok çocuk kaybediyorlar. Çocuklar ya doğmadan vefat ediyor ya doğduktan sonra vefat ediyor. Ve Mustafa İnan ilk erkek çocuk. Damdan düştükten sonra da bir hayli üzülüyor. Hatta şey varacak, doğduğu zaman ölebilir diye hiç kutlamıyorlar, bir aynen, şey yapmıyorlar. Çok aynen, ilginç bir aynen, şeyi aynen. var yani. Hatta damdan düşmesinin de bir etkisi oluyor. Okula ilk götürdüğünde annesi hocaya diyor ki... Annesi hocaya yalvarmıştı. Ne olur benim oğlumu dövmeyin. Mustafa uslu çocuktu. Neden dövsün onu hocası? Falakaya yatırmak için hoca yaramazlığa falan bakmıyordu da falaka bir alışkanlıktı. Çocuk sakat kalır. Sonra dediler zaten ne kadarcık canı kaldı ki. Hoca da sıra dayağında Mustafa'yı en arkaya bırakıyordu. Herkes dayağını yiyip gittikten sonra da Mustafa'yı dövmeden evine gönderiyordu. Sınıfın düzeni bozulmasın diye Mustafa'nın dayak yemediğini görmemeliydi çocuklar. Bir tarafta yanlış var ama bir taraftan da ne kadar ince bir adalet, adalet. Var. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi Oğuz Atay'ın bu damdan düşmeyle ilgili bir değerlendirmesi var sevgili Mert. Onu ben tabii ki, küçücük tabii okumak ki. İstiyorum. Yani demek istiyorum ki bizim ülkede her şey pamuk ipliğine bağlı. Belki de nice Mustafa İnanlar damdan düştükten sonra bir kere daha kendilerine gelememişlerdir. Belki de daha önceleri doğum sırasında filan ölmüşlerdir. Genç adama hafif alayla bakarak gülümsedi. Belki nice Mustafa İnanlar da bütün görünmez ve görünür kazaları atlattıkları halde ne yapacaklarını bilemedikleri için damdan düşmekten evet. beter olmuşlardır. Ne dersin? Çok doğru bir laf değil mi? Hepimiz bu damdan düşmeyi yaşamaz mıyız? Ve Oğuz Atay bunu nasıl güzel anlatmış. Güzel anlatmış.
Şimdi Mustafa İnan'ın hayatını konuşurken kitapta bir bölüm vardı. Yabancı dil üzerine. Biz Cem abiyle videolarımızda konuşurken yabancı dilin zorunluluğunu konuşuyoruz. Bakın çok eskiye gidiyor. 1980'lerdi yanılmıyorsam. 80'ler civarı olabilir. Yani Mustafa Bey, kitapta yazdığı gibi okuyorum, bilim ufkunu genişletmek için yabancı dili öğrenmeye kararlıydı. Neden? Çünkü bilimsel kaynaklar yabancı dilde yazılıyordu ve Mustafa İnan'ın bu bilimi ülkesine getirmesi gerekiyordu. O zaman kitabın bir bölümünde var, Einstein fiziğine karşı olduğunu iddia eden profesörler varmış üniversitede o zamanlarda. Düşünsenize, sizin bu cehaleti yenebilmek için dünyanın geri kalanında ne olduğunu biliyor olmanız lazım. Bugün bile aynı şey geçerli. Sadece Türkçe kaynaklar değil, bilimsel kaynakları, gelişmeleri yabancı dili öğrenerek kendiniz takip etmelisiniz. Mustafa İnan buna yıllar yıllar önce bu farkındalığa varmış. Siz de yabancı dili mutlaka ama mutlaka öğreniyorsunuz. Arkadaşlar uzun uzun okumayacağım ama 180 ve 181. Bu arada Cem abiyi tutmazsam okuyacak, onu da söyleyeyim yani. Evet. Ben bayağı bu dediğim bunların hepsini okumaya kalktım. Beni zor durduruyor. 180-181'in çok özel bir yeri var bu kitapta. Çünkü 180 ve 181. sayfada Oğuz Atay'la Mustafa İnan'ın bir karşılaşması, diyaloğu var ve Oğuz Atay bunu anlatıyor. Kahramanla yazarım. Ve çok tatlı bir diyalog. Ben kısacık şey yapacağım. Oğuz Atay, yanılmıyorsam ikinci sınıfta, son sınıf öğrencisi. Mustafa İnan da o zaman dekan. Odasına giriyor bir durumu iletmek için. İleteceği durumda bir hocalarının şikayet etmek, hocalarının yanlışlarını anlatmak ve bundan dolayı yaşadıkları sıkıntıyı anlatmak istiyor. Mustafa İnan o zaman peki diyor, arayalım bakalım bu hocayı, ne diyor. Telefonu açıyor. Hoca da kibarca Mustafa İnan'a bu benim sistemim, hani siz buna karışmayın gibi bir şey söylüyor ve o da dönüyor Oğuz Atay'a, diyor ki bak bu yaptığın doğru bir şey değil. Ayrıca diyor, sen diyor acaba buradaki senin derdin bu dersten geçmek mi, yoksa sen de ya bu hoca bazı yanlışlar yapıyor, ben de biraz yanlış yapayım, bu bir yanlış da benim geçmem olsun mu diyorsun? Asıl problemi nereye oturtuyorsun Oğuz? Mühim olan bu diyor. Problemi oturttuğun noktadır önemli olan. Sen bu işi öğrenmek mi istiyorsun, yoksa hoca gibi hocanın yaptığı yanlışa benzer bir yanlışla geçmek mi istiyorsun? Evet. Ben şimdi kitaptan bir kuvvet konusunu, gene Oğuz Atay'ın kalemiyle değindiği kuvvet konusuna gelmek istiyorum. Çok güzel bir yer. Size kısa bir bölümü de ben okuyayım buradan. Da Vinci gibi kuvvet nedir diye merak ediyorsanız buyurun, sizleri mekanik kürsüsüne beklerim diyor. Çünkü bazılarına göre kuvvet para ile organizasyonun çarpımına eşittir. Bize göre de kuvvet ivme ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklüktür. Siz acaba kuvveti ne olarak algılıyorsunuz? Bu iki formülü birbirine karıştırmayın. Kürsü ile ticarethaneyi birbirine karıştırmayın. Evet. Olur mu çocuklar? Evet. Oğuz Atay'ın dili bu. Tabii Mustafa İnan'ın düşünceleri perspektifinde 216 ve 217. Dizinci bölümde. Orada zaten ben bunu vakti zamanda yapı internette bu pasajı oturup elimle tek tek yazmıştım ve sonra da çok yerde paylaşıldı artık diğer sitelerimde falan da. Bu 216 ve 217. sayfadaki diyaloglar bu kitabın klasikleşmiş diyalogları. Hatta kitapta eşiyle olan, evlendiği zaman, çocuğu olduğu zamanki hikaye de var. Yani diyorlar ona, ya maddi durumun kötü, işte amcası ya da dayısı o zamanlar müteahhit. Çok hani güzel. Git yanında çalış gibi bir ortam oluyor ama Mustafa İnan her zaman devleti onu yetiştirdiği için, yani yatılı okuldu, devlet onu okuttuğu için devlete bir kendini borçlu hissediyor. İsviçre'ye gidip döndüğü zaman bile insanlar niye döndün dediğinde diyor, devlet beni okuttuysa benim gelip burada bilim yapmam lazım. Bana para ayırdı, sadece cezayı ödemekle bu iş olmaz diyor. Belki benim yerime başka birini okutabilirdi diyor. O yüzden ülkesinde bilimin gelişmesi için çok büyük adımlar atıyor. Kendini feda ediyor bile diyebiliriz belki bakış açısıyla. O yüzden Mustafa İnan'ın bu ülkesine bilim getirme, vatandaşına, öğrencisine bir şey öğretme dürtüsü çok güzel. Muhabbetin başında eşiyle olan şeyi söylemiştim. Orada da diyorlar işte, ya git çalış orada. Niye üniversitede çırpınıyorsun? O onun yerine oğlu doğduğu zaman yürüyerek Göztepe'den Erenköy'e kadar mı öyle bir yolu yürüyor. Yani maddiyatı değil, kuvvet olarak parayla organizasyonu i̇nandığı değil. İnandığı değerlerin peşinden gidiyor. İnandığı değerlerin peşinden gidiyor. Süleyman Demirel'le küçük bir anısı var. Onu da paylaşmak istiyorum. Siyasi bu tarafta küçücük dokunalım mı istiyorum. Şöyle bir şey var.
Cemal Gürsel 60 darbesinden sonra Bayındırlık Bakanlığı'nı teklif ediyorlar Mustafa İnan. Ama Mustafa İnan ben hocalık yapmak istiyorum diyor ve bunu bu teklifi kabul etmiyor. Bu önemli bir konu. İkinci konulardan biri de bu Süleyman Demirel'le olan ilişki. Süleyman Demirel biliyorsunuz geçmişte Su İşleri Genel Müdürlüğü yapmış. İnşaat mühendisiydi İnşaat zaten. İnşaat mühendisi ve Mustafa İnan'ın da öğrencisi. Küçücük olanı da okumak istiyorum. Bir günde Bilim Kurulu'nun Ankara'daki toplantısından çıktıktan sonra Karpiç Lokantası'nda Süleyman Demirel'e rastlamıştık. Demirel Mustafa İnan'ın öğrencisiydi ve hocasına da çok saygısı vardı. Yanımızdaki masada kardeş Şevket Demirel ile oturuyordu. Bizi çağırdılar, birlikte yemeye başladık. O günlerde Demirel devlet su işlerinden ayrılmıştı, müteahhitlik yapıyordu. Siyasete atılacağı söyleniyordu. Mustafa Bey birden eski öğrencisine sordu. Yahu Süleyman, duydum ki sen siyasete atılacakmışsın. Sakın ha, ben seni akıllı bir adam bilirim. Demirel gülümsedi. Böyle bir şeyi benden umar mısınız hocam? Bunun hemen altında da Erdal İnönü'yle anısı var. Ama Süleyman Demirel'in tam cevabı. Kendi tarzında cevabını vermiş. çok enteresan. Küçük dramatik bir şey geldi aklıma. Belki tam yeri değil ama Mustafa İnan biliyorsunuz bu Cisimlerin Mukavemet kitabını yayınladıktan 3 ay sonra vefat ediyor. Ve aklında hep o kitap var. Onun baskısına koyacağı, ekleyeceği bölümler var. Böyle de bir vefatında ayrı bir dramatik tarafı var. Sonda bir pasaj var. Birazcık ben onu okumak istiyorum. Bilmiyorum oraya geçelim mi? Bence Cem abiye okuması için bu konuda süre verelim. Videonun sonunda bence Cem abi sen yoksa oku. Ben dayanamayacağım bunu. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Sen son olarak kitap hakkındaki düşüncelerini kısaca paylaşalım. Sonra da seni İzleyicilerle baş başa bırakayım, ne dersin? Tamam, birazcık uzun olacak. Bilmiyorum, dayanabilirseniz 1,5 sayfa bir şey okuyacağım. Kitapla ilgili düşüncelerimi baştan beri söyledim. Arkadaşlar bu kitabı mutlaka okuyun. Hem mühendislik bakışınız hem Oğuz Atay'ın o tatlı diliyle tanışmanız için büyük fırsat. Bana şu an hangi şehirde hatırlamıyorum bir öğrenci yazdı. Ya dedi Cem hocam çok güzel bize bunu söylediniz. Ben de bu kitabı okudum ve ben şunu fark ettim. Ben artık bu kitabı okuduktan sonra başka bir insanım. O eski insan değilim. İnanın arkadaşlar bu kitabı okuduktan sonra bambaşka gözle, bambaşka bir şekilde dünyaya bakacaksınız. Tüm algılarınız farklı bir şekilde açılacak. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ben de o zaman Oğuz Atay'ın bu kitapta Mustafa İnan'ın söylediği bir sözüyle sözüme son vereyim istiyorum. Mustafa İnan diyor ki, üniversitelerde matematik, fizik, fen gibi düşünme egzersizi derslerinin olmasından yanayım diyor. Bizim en büyük bence eksikliğimiz bu her eğitim kurumunda düşünmeye hiç vakit ayırmamamız, düşünmememiz, merak etmememiz. O yüzden en önemli şeyler. Kitabı size tavsiye ettim ama küçük bir tavsiye, düşünmeye vakit ayırın arkadaşlar diyorum ve çekiliyorum. Söz evet. Sende Cem abi. Evet, bu kitabın son 3-4 sayfasının sondan önceki 5 sayfada yer alan bir pasaj. Artık son söz dediğimiz yerde Oğuz Atay hayalinde Mustafa İnan'la bu hani hikayesini anlattığı genç öğrenciyi konuşturuyor. Daha doğrusu Mustafa İnan'ın ona bunları söylediğini düşünerek, öngörerek bir bölüm var. Bu bölüm de bence bu kitabın klasikleşmiş bölümlerinden biridir. Biraz uzun ama başlıyorum. Biliyorum birçok zorluk yaşayacaksın. Hepsini şimdiden görür gibi oluyorum. Talihli olarak küçük bir burs bulsam bile yurt köşelerinde sürünebilirsin. Binbir güçlükle soğuk bir banyoda yıkandıktan sonra arkadaşlarından utanarak havlular içinde büzülerek yurdun tek sıcak yeri olan okuma salonunda çalışan arkadaşlarının arasında kurumak zorunda kalabilirsin. Her sabah insanlarımızın balık istifi olduğu bir otobüste kendine ve resim tahtana bir yer bulabilmek için sabah karanlığında yollara düşmek zorunda kalabilirsin. Hatta ısınmak için okul yerine kahveye gitmeyi bile isteyebilirsin. İşte bu durum ve şartlar altında bile her zaman amacının olduğunu gözden kaçırmamalısın. İnsanları etkilemek, insanlara söz geçirmek, sesini duyurmak istiyorsan bütün bunları yapabilecek yetenekte olduğunu göstermelisin. Yoksa sonunda sıradan bir insan durumuna gelirsen, kimse senin kötü şartlar altında
bu duruma düştüğünü düşünmez. Kimse sana gençliğinde iyi beslenmedin diye sırf bu yüzden itibar etmez. Bir gün gelir de kendini gösterebilirsen, sen bütün bu zorlukları yaşamış olduğun için, bu zorluklara çare bulmak için herkesten daha gerçekçi davranabilirsin. Yok eğer sen de acı çekme sıramı savdım, artık öğrencilerim üzülsün, asistanlarım çanta taşısın, doçentlerim olduğu yerde saysın diye hissedersen, sana da herkese de yazık olur. Hissedersen diyorum, böyle acıklı bir duruma düşünme adını veremiyorum çünkü. İstersen elbette öğrencilerini korkutabilirsin. Bundan kolay ne var? Genç bir hoca arkadaş vardı. Ölen profesörünün yerine birdenbire ders vermek zorunda kalmıştı. Öğrencinin karşısına çıkmaktan korkuyordu. Ders vermekten korkuyordu. Başaramam diye korkuyordu. Çünkü profesörü ona ders verme imkanını ancak ölümüyle tanımıştı. Genç arkadaşımız da korkusunu gizlemek için hocasının yapmış olduğu gibi korkutmayı denedi. Çekingenliği örtmek için küstahlığı denedi. Yumuşaklığını örtmek için öfkeyi denedi. Ders anlatırken de öfkesinden kekeliyordu. Beceriksizliğini örtmek için de öğrenciyi suçlu bulmayı denedi. Kendine güvensizliği örtmek için derste olur olmaz zamanlarda yerli yersiz kendini övmeyi, ne kadar bilgili olduğunu anlatmayı denedi. Öğrenciyi yıldırmak için kendi öğrenciliğini efsaneleştirmeyi denedi. Onlar gibi olmadığını, nasıl üstün bir öğrencilik dönemi geçirmiş olduğunu anlattı durdu. Fakat bu arkadaş daha öğrenciyi imtihan etmeden öğrenci onun hakkında notunu verdi. Bu hocayı hocalıktan sınıfta bıraktı. Öğrenci durumu sezmişti tabii. Çünkü öğrenci tek bir kişi değildir. Yüzlerce gözdür, kulaktır, beyindir. Herkese her şeyi öğretmeye çalış. Ve insanın ciddi olduğu zaman hiçbir şekilde gülünç olmadığını hiç unutma. Teşekkür ediyoruz efendim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bunun üstüne söylenecek bir söz yok. Teşekkürler.